Saçma, 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 bu kitap çok saçma, bu video çok saçma, bu insan çok saçma ve genel olarak da bu dünya çok saçma diyenlerden biriyseniz aslında doğru bir videoya geldiğinizi söyleyerek başlamak istiyorum bu videoya. Çünkü bu videoda uzun zamandır size bahsetmek istediğim Albert Camus'nün kitapları hakkındaki deneyimlerimi ve size okuma rehberimi tanıtmak istiyorum. Uzun zamandır benden isteniyordu. Abi Albert Camus kitaplarını bize tanıtır mısın? Albert Camus'yu nasıl okuyacağız? Absürt nedir? Saçma nedir? Sisifos nedir? Gibi çeşitli sorular alıyordum ve artık böyle bir video çekmenin gerekliliğini anladım. Bu video biraz uzun bir video olacak. Yine Kafka okuma rehberindeki gibi bayağı detaylı ve uzun bir video olmasını istiyorum açıkçası. Öncelikle bu videoya rastlayanlardan, kanalıma abone olanlardan biri değilsen lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve bu videoya da beğeni atarsan beni mutlu edersin. Çünkü elimdeki kitaplar gerçekten de çok özgün bir felsefeye sahip olan Albert Camus'nün şu an elimde gördüğünüz kitapları sadece. Fakat ben e-kitap olarak da farklı kitaplarını okudum. Tiyatroları var 5-6 tane ve defterler ya da işte denemeler gibi farklı kitapları var. Ben size bu videoda hangi kitaplarının en önemli olduğunu, hangi kitaplarını da Albert Camus'un çok tutkulu bir hayran olmak isterseniz onları okuyabileceğinizden bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun ki pek çok farklı konuda pek çok bilgi öğreneceğiniz hakkında da söz veriyorum. Bugüne kadar yaptığım okuma rehberleri videolarını biliyorsunuz, pek çok yazar için okuma rehberi hazırladım. Fakat bu videonun kurgusunda Albert Camus'un gerek kitaplarını çıkartış kronolojisine göre gerekse de Albert Camus'un hayatına göre farklı bir kurgu biçimi belirleyeceğim ve bu kurgu biçimini de belirleyen şey yönetmen Akira Kurosawa'nın yine yönetmen Ingmar Bergman'a yolladığı bir mektuptan dolayı söylemek istiyorum. Akira Kurosawa Bergman'a bir gün şöyle bir mektup yazmış arkadaşlar. Bu mektubun küçük bir parçası bu arada. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. İnsan bir bebek olarak doğar, bir çocuk olur, hayatının baharını yaşar ve nihayet hayatının kapanışını yapmadan evvel bebekliğe geri döner. Bu bence mükemmel yaşam biçimidir. Aslında burada Kurosawa'nın bu alıntısında gördüğümüz şey insanın bebekliğinden itibaren böyle bir çocukluk geçirmesi, bir hayatının baharını geçirmesi, sonra yaşlılığa dönmesi ve en sonunda da Kurosawa'ya göre bir çember gibi sanki bebekliğe geri dönüyoruz. Yani yaşlılık bir bebeklik biçimidir diyor yönetmenler burada. Ve ben bu alıntıdan çok etkilendim ve Albert Camus'un kitaplarının çıkış sıralaması ve hayatına da bu alıntıya çok benzettim. O yüzden aslında bu videoyu bir çember gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz de hayatımızda başka insanlar tanıyoruz, başka kanalları takip ediyoruz, bir sürü şey yapıyoruz ama en sonunda kendimiz olan şeyi, yani benlik bilincini sağlamamız gereken esas şey olduğunu öğreniyoruz diye düşünüyorum. O yüzden Albert Camus'den elimde tuttuğum bu bütün kitapların arasında Tersi ve Yüzü kitabı aslında başlamanız gereken ilk noktadır. Şu an elimde yok. İlk Adam kitabını ben e-kitap olarak okumuştum. Bu kitapların en sonunda bir İlk Adam kitabı vardır. Yani Albert Camus'un edebi serüveni bir çember gibidir. Böyle böyle gider gider Yabancı yazar, Sisifos Söyleni yazar, Başkaldıran İnsan, Veba, Düşüş, Sürgün ve Krallık gibi kitapların yazar ve çemberin kapandığı yer İlk Adam kitabıdır ve orada Tersi ve Yüzü kitabına bir geri dönüş yapılır arkadaşlar. Bu videonun kurgusunda lütfen bu çemberi dolaştığınızı ve video bittiğinde de bu çemberin kapanacağını lütfen unutmayın. Bu videonun kurgusunu böyle belirlememin sebebi biraz da şu: sadece edebi olarak değil aynı zamanda coğrafi ve metaforik olarak da yine bir çember çizmesi Albert Camus'un. Çünkü Cezayir'de başlayıp Paris ve Fransa'da devam edip sonra yine Cezayir'e dönüş hikayesi var aslında Albert Camus'un hayatında ve yine Albert Camus'un kullandığı, çok severek kullandığı bir metafor olan güneş metaforunu da işleyeceğim bu videoda. Çünkü güneş de aslında doğuyor, batıyor ve sürekli bir çember halinde doğuşunu ve batışını ilerletiyor. Yani sürekli bir çember halinde olan yaşantılar ve arayışlar içerisindeyiz. O yüzden bu videonun aslında ana konusu ve metaforu çember diyebilirim size. Öncelikle Albert Camus 1913 yılında Fransız sömürgesi olan bir Cezayir'de doğuyor. Bu arada ben şunu söyleyeyim, benim tarzım zaten biliyorsunuz, ben size internetten böyle Albert Camus kimdir şeklinde yazıp da bulabileceğiniz şeyler söylemek istemem. O yüzden bu tür sıkıcı bilgileri çok kısa geçeceğim ve alıntılarla yaşıyorumun esas içselleştirmelerini anlatmak isteyeceğim size. Çünkü Albert Camus gerçekten de
da benim hayatıma çok etkili dokunuşlarda bulunan bir isim oldu. Hem kendi mesleğimi bırakmama hem 2021 yılında gerçekten de baş kaldırmayla girip bütün bir yılımın öyle geçmesine sebep olan yazarlardan biriydi. Bazı yazarlar gerçekten de yazdıklarıyla çok ikna edici olabiliyor ve bu yazarlardan bir tanesi benim için Albert Camus oldu diyebilirim arkadaşlar. Kafka'nın videosunda yaptığım gibi aslında bu videoda da siyasi bir girişle başlamak istiyorum. Çünkü yazarların doğduğu çağlardaki siyasi düşünceleri ve zihniyeti anlarsanız yazarların hangi şeylerden etkilendiğini ve birey psikolojilerini de nasıl belirlediğini daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. O yüzden benim bu konuda her zaman size önerdiğim ve sizi kullanmaktan da çekinmediğim bir kitap var. Siyasi İdeolojiler adında Andrew Haywood'un kitabında aslında Albert Camus'un doğduğu çağdaki faşizm ideolojisini biraz bilirseniz ve bu kitabı okursanız aslında Albert Camus'un kitaplarındaki bu bireylerin neden yabancılaştığını, bireylerin bu toplumun mekanikleşmesinden ötürü işte sanayileşmesinden ötürü neden kendi içine çekildiğini, neden Merson'un olduğunu, neden Doktor Ryu'nun olduğunu, ya bunun gibi karakterleri aslında çok daha rahat anlarsınız. Çünkü hepimiz siyasi iktidarların içindeyiz, siyasi paradigmaların içindeyiz ve bu zihniyetlerin etrafında şekilleniyor kişiliklerimizde. O yüzden özellikle de bu böyle bir kitabın içerisinden faşizm bölümünü açtığınızda zaten hümanizmin azaldığını, ataerkilliğin ve iktidarın arttığını, militarizmin arttığını, güçlülerin arttığını ve zayıfların yaşayışının azaldığı gibi şeyleri bu Albert Camus'un doğduğu ve yaşadığı çağlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle küçük bir siyasi bir giriş olsun istedim öncelikle. Aynı zamanda yine Kafka'nın videosunda Prag ve mimarisinden bahsetmiştim. Bu videoda da Cezayir ve küçük bir böyle tarihini, mimarisini anlamanız için size Casablanca adlı filmi önereceğim. Humphrey Bogart vardı biliyorsunuz ki o filmde. Çok yakışıklı bir adamdır. 1942'de yapılmış ve çekilmiş bu filmi izlerseniz aslında Fas'ta bulunan bir şehirdir Casablanca. Fakat Cezayir, Fas o zamanlarda çok benzeyen şehirler arkadaşlar. Hani siyasi ve askeri olarak. O yüzden o filmdeki böyle Fransızlarla Arapların aynı anda yaşadığını görürseniz, bir de bu zaten Camus'un doğduğu çağ, bir anda böyle fırınlardan elinde baget taşıyan batılı kadınlarla işte Selefi İslami Arap hareketini savunan Müslümanların olduğu bir şehir yapısı vardır Cezayir'de o zamanlar. O yüzden öncelikle böyle siyasi bir perspektif çizerek sonra Albert Camus'un doğduğu ve gerçekten de gözleriyle görüp gözlemlerini anlattığı şehir olan Cezayir'i anlarsanız, sonrasında bu etkilendiği şeylerin nasıl kitaplarına yansıttığını bence çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş kitaplarına geçecek olursam, ben şimdi dediğim gibi bütün kitaplarını hepiniz okumak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü o kadar geniş zamanınız olmuyor olabilir. Fakat ben bu kanalda her zaman dediğim gibi bütün Albert Camus'un kitaplarına başından sonuna kadar hakim olup da sizin karşınıza çıkarsam bence daha etik bir davranış olur. Çünkü ben bu kitapların özetlerini ve incelemelerini internetten okuyarak da size böyle sürekli çabuk bir şekilde içerik çıkarabilirim. Bu çok kolaydır benim için. Fakat sizi hem sizi kandırmak istemiyorum hem de size gerçekten de içselleştirilmiş ve içten olarak doğru bilgiler vermek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar başlamanız gereken ilk noktanın kesinlikle ve kesinlikle Tersi ve Yüzü adlı kitabı olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu da 1937 yılında yayımlanmış ve gerçekten çok genç bir yaşta yazmaya başlamış diyebilirim arkadaşlar. Yani neredeyse 24 yaşlarında yazmaya başlamış bir adamdan bahsediyoruz. Biz 24 yaşlarında hani belki hani okulu uzattığımızı düşünürsek hala vize ve finallerle mücadele eden bir üniversite genci olabiliriz. Ya da işte işsizlik içerisinde sigorta primini hala devlet tarafından karşılamaya çalışan bir genç olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama Albert Camus gördüğünüz gibi Tersi ve Yüzü adlı kitabını yayımlamış bu sıralarda ve ilginçtir ki arkadaşlar bu hani Akira Kurosawa ile Ingmar Bergman'ın çemberinden bahsetmiştim ya videonun başında. İşte bu çemberde ilk adımı attık şu an. Tersi ve Yüzü gerçekten de başlangıç noktası bu çemberde ve bu kitabın zaten ön söz kısmında Albert Camus bize şöyle diyor arkadaşlar 28. sayfada. Bir gün Tersi ve Yüzünü yeniden yazmayı başaramazsam hiçbir şey başaramamış olacağım. İşte benim bulanık inancım. İşte aslında benim kullanmaya çalıştığım şey bu alıntıdan kaynaklıydı. Yani bir gün Tersi ve Yüzünü yeniden yazmaya çalışan bir adamdan bahsediyorum ve bütün bu hayat çemberini de işte bu alıntı üzerine kurmuş bir adamdan bahsediyoruz bugün arkadaşlar. O ismin, o yazarın adı Albert Camus olacak. Bu kitabı size ilk olarak öneriyorum çünkü Camus'a giriş olarak hem çok hafif bir başlangıçtır hem Camus'un gözlemlerini ve Arap kahvelerindeki oturuşlarını
bakışlarını böyle etrafını gözlemlemesini anlatan bir kitaptır. Hem de zaten Camus de bir Nietzsche okuru olduğu için Nietzsche'nin Tanrı öldü felsefesinden beslenerek aslında bunun Camus'de nasıl yansıtıldığını görebileceğimiz bir kitaptır. Çünkü Nietzsche de Tanrı öldü demesiyle aslında Hristiyanlık inancının Tanrı'yı öldürdüğünü söylemesiyle Tanrı bilincini ortadan kaldırmış oluyor ve bireyin dünyayla yani bakışını göklere değil tamamen kendi içine ve dünyaya yansıtması gerektiğini söylüyor. Bunu savunuruz, savunmayız, inancımıza terstir, bu çok ayrı bir durum fakat ben yazarların düşüncelerini size söylemekle yükümlüyüm burada. Yani Nietzsche'nin bu Tanrı öldü felsefesiyle gelen insan ve dünya başbaşalığını yani ruhani ve cismani başbaşalıktan bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü Tanrı'yı öldürürseniz gerçekten de birey ve dünya baş başa kalırsınız ve Nietzsche'nin bu felsefesini aslında Albert Camus'un ileriki olgunluk dönemi eserleri olan Başkaldıran İnsan gibi kitaplarında da görebiliyoruz. Fakat ben Tersi ve Yüzünden bahsediyorum şu an. Aslında bu kitap tamamen Albert Camus'un bu insan ve dünya ikiliği yani ben dünyaya bakmalıyım, dünyayla baş başa kalmalıyım ikiliğini anlatan çok güzel bir başlangıç kitabıdır bu aslında arkadaşlar. Aynı zamanda Tersi ve Yüzü kitabıyla birlikte şunu da söylemek isterim. Camus'un ileriki kitaplarında çok fazla şekilde kullandığı ışık ve güneş gibi metaforları da bu kitapta görebilirsiniz. Çünkü Camus'un ışık ve güneşi kullanması her zaman şöyledir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Camus böyle kapkaranlık bir dünyada o kapkaranlık dünyadan böyle ışık ve güneş delikleri açmaya çalışan bir yazardır. Bu benim tamamen kendi yorumum. Ama ben kitapları okuduğum sürece gerçekten de böyle bir şey keşfettim. Camus gerçekten de kapkaranlık bir korku çağında yaşıyordu. 20. yüzyılı korku çağı olarak betimlemişti. Sanatçı çağı adlı kitabında. Ve bu kapkaranlık dünyadan açılan ışık ve güneş deliklerini kitaplarında her yerde kullanır. Böyle işte Sisifos Söyleni kitabındaki bu kayayı taşımak bir aslında güneştir Camus'a göre. Ya da Veba'da bu Taru'yla Doktor Ryu'nun bir denizde yüzmesi ve güneşin altında vebadan uzak bir şekilde yüzmesi yine bir güneş metaforudur. Aynı şekilde başka kitaplarında da bunu görebiliriz. Yabancı kitabında da mesela güneş ışığı yansır Merton'un yüzüne ve bir Arap cinayeti söz konusudur. Yani sürekli Albert Camus'da kaçırmamanız gereken noktalar bu ışık ve güneş metaforlarıdır diyebilirim arkadaşlar. Buraya çok küçük bir Dostoyevski arası vermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar her zaman dediğim bir şey vardır. Bir yazarın okuduğu yazarları da okursanız aslında o yazarların hangi yazarlardan beslenip nelerden etkilendiğini daha iyi anlarsınız. Albert Camus'un etkilendiği yazarlardan bir tanesi de Dostoyevski'ydi arkadaşlar. Kafka'nın kitaplarında da böyle bir karşılaştırma yapmıştım. Albert Camus aslında böyle sürekli bir acı çekerek, sürekli böyle hayat mertebelerinden geçerek, böyle sürgüne giderek bir hayat geçirmiyor Dostoyevski gibi. O yüzden eleştirmenler falan bunun ayrımının yapılması gerektiğini belirtmiş. Çünkü Dostoyevski Ölüler Evinden Anılar kitabından sonra yani bayağı bir böyle 35-40 yaşlarından sonra acı çekme mertebelerinden geçtikten sonra bu tür kitapları yayınlamaya başlamış. Fakat Albert Camus direkt olarak 25-26 yani 30 yaşlarından sonra gerçekten çok sağlam kitaplar yayınladığını söyleyebilirim. Bu da küçük bir böyle karşılaştırma bilinci olsun diye söylemek istedim. Camus'den size önereceğim ikinci kitap yaz kitabı olacak arkadaşlar. Bu kitaptan yine bir alıntıyla başlamak istiyorum size. 75. sayfada Albert Camus bize şöyle diyor. Kışın ortasında en sonunda içimde yenilmez bir yaz bulunduğunu öğreniyordum diyor. Albert Camus'un çok ilginç bir noktası vardır arkadaşlar. Albert Camus'u diğer filozoflardan, diğer felsefecilerden ayıran yönü Albert Camus'un tamamen işte çöldür, denizdir, yağmurdur, insandır. Yani sürekli böyle doğa ve dünyanın bize aslında vaat ettiği şeylerden bahsediyor olmasıdır. Yaz kitabı da aslında bu Tersi ve Yüzü kitabından sonra okuyabileceğiniz ikinci kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kitapta insanın dünya ile olan baş başalığını öğreniyorken bu kitapta da daha çok böyle insanın hangi dünya öğelerine maruz kaldı, işte yaz mı, güneş mi, deniz mi, ışık mı, bunun gibi şeylere nasıl maruz kaldığını anlayabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden ileriki kitaplarındaki bu güneş ve ışık metaforlarını da daha iyi anlamak isterseniz ikinci durağınız bence yaz kitabı olabilir arkadaşlar kesinlikle. Evet, şimdi gelelim yavaş yavaş Sisifos Söyleni adlı kitabına. Arkadaşlar bu kitaptan direkt başlarsanız emin olun ki bu kitabı anlamak ve özellikle de Tahsin Yücel çevirisiyle anlamak çok zor olacaktır. Fakat maalesef şu an farklı bir çeviri şansımız yok. Sadece telif şu an canlı yayınlarına ait olduğu için bu kitaptan okumakla yükümlüyüz yani mecburuz.
Fakat Sisifos Söyleni bu kitaptan da okuyarak tabii ki çok uğraşarak anlayabiliriz. Yani çünkü bir felsefe geçmişi ya da altyapısı olmadan ya da Yunan mitolojisi altyapısı olmadan bu kitabı bir de Tahsin Yücel'in zorlama kelimeleriyle anlamak bence biraz daha zorlaşıyor. Ama ben size küçük bir yardımda bulunuyorum burada aslında. Sisifos Söyleni'nde nelere bakmanız gerektiğini, hangi filozoflara karşı çıktığını ve Sisifos Söyleni kitabının ileriki kitapları için nasıl böyle referans kaynağı olduğunu açıklamak istiyorum burada size. Sisifos Söyleni kitabında bakmanız gereken şeyler aslında arkadaşlar bu 160 sayfalık kitapta Sisifos miti nasıl kullanılıyor ve Albert Camus'nün bu absürt, saçma felsefesi bu kitapla nasıl canlanıyor? Yani aslında arkadaşlar şöyle bir yol izlemenizi tavsiye ederim. Sisifos Söyleni kitabından sonra Yabancı kitabını okuyacaksınız ya. Sisifos Söyleni kitabında Albert Camus absürt felsefesini kuruyor ve Yabancı kitabıyla da bir kurgu karakter yaratıyor. Yani Mörso adlı bir absürt ve hani uyumsuz bir karakter yaratıyor. Ama aynı zamanda ileride size önereceğim kitaplar olan bu Başkaldıran İnsan kitabında da mesela bireysel başkaldırı felsefesini kuruyor Albert Camus ve o kitabında kurduğu felsefesini de bu sefer bu Veba adlı kitabında bahsediyor. Yani bu kitapların tarihleri muhtemelen Başkaldıran İnsan bu kitaptan sonra yazılmıştı. Fakat ben size ileride bunu farklı önereceğim. O yüzden benim sıramı takip ederseniz aslında Albert Camus'nün hangi felsefeyi hangi kitabında kurduğu ve ondan sonra da hangi kitabında kurgu bir karakter olarak bunu karşımıza çıkardığını daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş Sisifos Söyleni'nin sizin için çok önemli olması gereken detaylarına geçeceğim. Fakat şöyle bir küçük bir ara veriyorum. Bu bir reklam değildir burada, onu da söyleyeyim. Ot dergisinin şöyle Albert Camus sayısını almıştım ben alıntılarla yaşıyorum okuma grubu için ve orada da bunları açıklamıştım, bu detayları. Bu kitabın, bu derginin yani Kaan Ökten Bey yazısıyla birlikte şöyle bir etimoloji bilgisi vermek istiyorum size. Yani Albert Camus absürt felsefesini neden kurmuştur? Absürt ne demektir şeklinde bir bilgi verecek olursam. Bu bilginin, bu etimoloji şöyle anlama geliyor arkadaşlar. Duyusuz, hissiz, uyumsuz, bu sağır, yani açık seçik ve işitilebilir bir ses üretemeyen anlamlarına geliyormuş bu dergiye göre. Yani arkadaşlar böyle bir şeye aslında bakacak olursak direkt yersiz ve hissiz kalmanız, uyumsuz, bu dünyaya uyumsuz hissetmeniz, yabancılaşmış hissetmeniz sizin de bir aslında Albert Camus'un absürt ve saçma felsefesine giriş yaptığınızı gösterir. Yani Albert Camus kitapları okumadan da Sisifos Söyleni kitabındaki bu Sisifos karakterinin insan ve dünya baş başalığında uyumsuz ve hissiz hissetmesini de bence çok rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada bana bu bilgiler de yetmedi, sen bana daha çok bilgi ver diyorsanız da şöyle Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğü adlı bir mitoloji sözlüğü var bende arkadaşlar ve bu mitoloji sözlüğünde Sisifos sayfasını açtığımızda şöyle bir şey yazıyor. Prometheus gibi insanları tanrılara karşı tuttuğundan, Odysseus gibi insan aklı ve kurnazlığıyla tanrılara bile üstün olduğundan olsa gerek, Sisifos tanrılara karşı suç işlemiş kişidir diyor. Onlarla boy ölçüşmeye giriştiği için de ölüler ülkesinde korkunç bir cezaya çarpılır diyor mitoloji sözünde Azra Herat ve aslında gerçekten de mitoloji öğrenmenin gerekliliği burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ben her zaman diyorum Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarını, Virgil'in Aeneas destanını, Dante'nin İlahi Komedi destanları gibi mitoloji altyapısı yaparsanız emin olun ki çağdaş felsefede ya da çağdaş edebiyatta pek çok kitabı daha rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sisifos'un da aslında dediğim gibi bu Prometheus ve Odysseus adlı karakterlere benzemesinin de sebebi bu. Eskiden mitoloji vardı arkadaşlar, Yunan mitolojisi, böyle çok basitleştirerek anlatacak olursam. Prometheus mesela tanrılara karşı insanı tutmuştu, Olimpos'un ateşini çalmıştı ve bu bir sanat ateşiydi. Ya da Odysseus insan aklı ve kurnazlığını savunmuştu ve gerçekten de zeki bir karakterdi. Aslında direkt Albert Camus'un Sisifos adlı karakterinde de bunu yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü Tersi ve Yüzü'nde bahsettiğim bu insan ve dünya baş başalığı, yani Nietzsche'nin tanrı öldü felsefesindeki bu ya tamam hani tanrı varsa bile ben onu öldürüyorum demesi, yani Hristiyanlığın tanrıyı öldürdüğünü söylemesi bizi dünya ve insan baş başalığına getirdiğini söylemiştim ve direkt burada Sisifos Söyleni kitabında aslında kayasıyla birlikte bir dünya baş başalığında kalmış ve stoacı bir felsefeyle sanki bir olgusuna odaklanmış bir insan görüyoruz. Yani bir karakter, mitolojik bir karakter görüyoruz ve aslında bu mitolojik karakteri bu modernize etmesini de bu Camus'un şimdi söyleyeceğim arkadaşlar neden böyle yaptığını. Çünkü arkadaşlar Camus'a göre dünya anlaşılmazdır. Dünyayı ne kadar anlamaya çalışırsanız çalışın
O her türlü saçma ve absürt olmaya mahkumdur. Bunu Mörso karakterinde de görürüz. Bunu Doktor Ryu karakterinde de görürüz. Bunu ileriki hikayelerinde Jonas karakterinde de görürüz. Fark etmiyor. Kesinlikle Sisifos Söyleni sizin okuyabileceğiniz en önemli Camus kitaplarından biridir. Dediğim gibi Tanrı'yı bu ekarte ediyorsak bu denklemden, dünya anlaşılmadığı için ekarte ediyoruzdur. Ve bu dünya anlaşılmazlığı da insana yabancılaşma olarak geliyordur. Ve aslında bunun da kaynağı sanayi devriminde insanların böyle sürekli makinelerle birlikte olması, mekanikleşme, sanayileşme ve endüstrileşmeden dolayı oluşan bir yabancılaşma ve insanın robotik gibi bir şey gibi hissetmesinden dolayıdır aslında. O yüzden aslında hepimiz Sisifos gibi hissediyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Yani bu Camus'nün Tersi ve Yüzü kitabında dediği gerçekten de ilgilenmeye değer olan tek konunun intihar olduğunu söylemesi gibi, Sisifos Söyleni kitabındaki bu Yunan mitolojisindeki Sisifos'un intihar etmeyip tamamen kayasına yönlenmiş olmasını da bu tür şeylerle yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu videoya herhangi bir şekilde rastgele insanlardan herhangi bir şekilde intiharı düşünenler varsa lütfen bunu düşünmeyin. Zaten bu tür şeyler düşünenler için videonun sonlarında çok güzel anlam arayışı kitapları önereceğim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu videoda beğeni atmadıysanız lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Camus serüveninde bir dahaki önereceğim kitap Mutlu Ölüm adlı kitap olacaktır. Çünkü bu kitap Yabancı kitabının taslağıdır arkadaşlar. Her ne kadar tarih olarak bakacak olsanız da 1970'lerde yayınlanmış olsa da bence Sisifos Söyleni'den sonra bu kitabı okuyabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi Camus'un mutlu bir ölüm mümkün müdür sorusuna aslında bakabileceğimiz bir kitaptır bu ve bu kitap bana çok kendi kendime sorular sormamı sağladı arkadaşlar. Bu Bertrand Russell'ın felsefenin tanımını yaparken kesin yanıtlar almamızı sağlayan değil, kendi kendimize soruların ihtimallerini öğreten bir şey olması gibidir aslında felsefenin tanımı. Ve bu kitapta bana gerçekten kendi kendime sorular sormamı sağladı diyebilirim arkadaşlar. Zaten bu yaz kitabında dediğim gibi yine bu deniz, güneş, ışık metaforlarını görebileceğiniz bir yine başlangıç kitabıdır. Hem de Camus'un yavaş yavaş bu Yabancı, Başkaldıran İnsan ve Veba gibi daha böyle yoğun kitaplarına güzel bir hazırlık yapabileceğiniz bir kitaptır bu. Yani bu kitapların arasına kesinlikle katmanız gerektiğini düşündüğüm bir kitaptır aynı zamanda. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz maydanozun faydalarına. Albert Camus'un maydanozu da tabii ki Yabancı kitabı oluyor arkadaşlar. Hem Zeki Demirkubuz'un Yazgı gibi bir filmine esin kaynağı olmuş hem de o dönemki gerçekten insanın mekanikleşmesini, yabancılaşmasını hatta ve hatta kendi kendine bile yabancılaşmasını çok çok iyi anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen Mutlu Ölüm bunun bu kitabın içindeki betimlemelerden çok daha iyi betimlemelere sahip. Bence bu konu böyle ama size şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum arkadaşlar Yabancı kitabına dair. Dediğim gibi bu videoda biyografik bilgilerden çok hani Albert Camus'un kitaplarını okurken hangi yönlere bakabiliriz ve bize lazım olacak yönler hangi yönler diye izlemenizi tavsiye ederim. Bu kitabın 11. sayfasında şöyle bir şey diyor Albert Camus. Zaten bunu pek çoğunuz biliyordur. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Evet, bu alıntı edebiyat tarihinin en etkileyici giriş cümlelerinden biridir arkadaşlar ve şu an ekranınızın altında bunu Fransızca orijinalini görüyorsunuz. Şu an okumak istemiyorum, rezil olmak istemediğim için. Fransızca telaffuzu bilmiyorum çünkü. O yüzden bu telaffuz konularına takılmamanızı tavsiye ederim. Yazarların bize anlatmaya çalıştığı şeylerin içsel telaffuzları bence çok daha önemlidir. O yüzden yanlış bir telaffuz yapıyorsam bunu da lütfen göz ardı etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an ekranın altında bir cümle görüyorsunuz ve bu cümle bu demin okuduğum Türkçe cümlenin Fransızca orijinal hali ve Fransızca orijinalinde de şöyle bir şeye rastlıyoruz. Maman kelimesi aslında maman olarak kullanılması gerekiyormuş Fransızca'da ve Fransızca'da aslında ma mère annem kelimesi iken biz Fransızca orijinalinde ma maman kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Hatta ma bile yok. Ma iyilik eki bu arada, onu da söyleyeyim. Ma maman kullanıldığında ne oluyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Küçük bir çocuk söylüyormuşçasına anneciğim demekmiş bu. Mörso böyle hani gençliğini ve hani yetişkinliğe adım atan bir genç bu arada, onu da söyleyeyim. Sanki bir çocuk böyle ölümü anlayamıyormuşçasına böyle bir anlam çıkması gerek buradan arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Fakat bu cümlede bir fark da şu. Ölümün yani bu maman kelimesinin başında olması gereken ma iyilik eki bile yok. Yani Mörso annesine sahip bile değil. Arkadaşlar bu inanılmaz bir kelime oyunu değil mi? Yani Mörso annesine bile sahip değilken hatta anneciğim kelimesiyle bir çocuk söylüyormuş gibi annesine böyle bir cümle sarf ederken
ölümün duygusuna bile sahip değil. Yani çocuk düşüncesiyle ölümü bile tanıyamayan bir Merso karakterinden bahsediyoruz. O yüzden bu bir ara çiğ köfteci vardı, hani çocuk adam falan diyordu. Merso'yu tam olarak bu çocuk adam gibi yansıtabiliriz arkadaşlar. Aklınızda böyle kalmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Bir şey daha söyleyecek olursam, ben dediğim gibi Sisifos Söyleni de bu Albert Camus saçma ve absürt felsefesini kurduğunu söylemiştim ve Camus bu kitabında aslında Merso karakterinin annesinin ölümünden sonra işte sinemaya gittiğini, komik bir film izlediğini, Merso'nun arkadaşlarıyla hiçbir şey olmadan takıldığını ya da Arap'ı öldürdüğünü, bir sürü seyirci istediğini, ya bunun gibi saçma sapan detaylardan bahsediyor. Ama gerçekten de işte bu Albert Camus'un saçma felsefesi budur. İnsan saçma bir olayla karşılaştı mı kendisini daha çok saçmalığa ve absürtlüğe sürükleyebilir ve bu dünyaya daha çok uyumsuz, hissiz ve silik hissedebilir. O yüzden bu kitabı önerdikten sonra da Zeki Demirkubuz'un Yazgı filmini izlerseniz kesinlikle güzel bir karşılaştırma imkanına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle de bu savcı ve Musa'nın konuşma sahnelerinde, bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada ben bu videonun içerisinde Albert Camus'un tiyatrolarından, denemelerinden, Düğün Bir Alman Dosta Mektuplar ya da işte denemeler, defterler gibi bunun gibi farklı kurgu dışı metinlerden ya da tiyatrolardan pek bahsetmedim. Fakat tiyatroyu arkadaşlar bu kitaplardan sonra da okuyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben zaten sabitlenmiş yorumda bütün bu kitapların kronolojik sırasını da vereceğim. Siz kafanıza göre tiyatrolarını okuyabilirsiniz. Fakat bu videoyu aşırı uzun yapmak istemediğim için kendim açımdan en önemli okumanız gereken kitapları size katmak istiyorum. Mesela arada Nusret'in bu salt bay hareketi gibi Albert Camus'un Defterler 1, Defterler 2, Defterler 3 gibi kitaplarını çok detaylı bir Albert Camus okuması yapmak için de aralara yerleştirebilirsiniz. Ben zaten hem çok detaylı okuma yapmak isteyenler için hem de en önemli kitaplarını okumak isteyenler için altta bir sıralama yayınlamış olacağım zaten dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş Başkaldıran İnsan kitabına geçecek olursam, aslında bu kitap çok 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 ağır bir kitap arkadaşlar. Çünkü Descartes'in cogito ergo sum, yani düşünüyorum öyleyse varım felsefesinin, biz Camus'de baş kaldırıyorum öyleyse varız felsefesine dönüştüğünü görebiliyoruz. Yani Camus kendine yontuyor bu felsefeyi ve farklı bir hale getiriyor. Ben de 2021 yılına bu kitapla girdiğim için bütün bir yılımın işte baş kaldırıyla geçmesini istedim aslında. Çünkü kitap okumak da zaten başlı başına bir baş kaldırı değil midir arkadaşlar? O yüzden biz bu baş kaldırı kendi içimizde ne kadar çok hissedersek toplumumuza karşı bir eleştiri yöneltip kendi birey benliğimizi daha iyi oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Eğer bu kitabı okuyup ardından Veba'yı öyle okursanız bence sizin için daha iyi olur. Fakat Başkaldıran İnsan kitabını okumak için size şöyle küçük bir liste söylemek istiyorum. Yani bu kitabı okumak için aslında çok büyük bir altyapınız olması gerekiyor. Ben size liste hazırlamıştım, oradan okuyorum. Yunan mitolojisi, Prometheus ve Zeus, Mark Desad'ın kitapları, Dostoyevski'nin özellikle de İvan Karamazov ve Karamazov Kardeşler kitabını okumuş olmak, Nietzsche'nin Tanrı Öldü felsefesi, Nietzsche'nin bütün ahlaki değerleri reddedişinin nedenleri, Camus'un Sisifos Söyleni kitabını okumuş olmak, Toplum Sözleşmesi kitabı, Hegel'in felsefesi, Hitler'in faşizmi, Rus devrimi, Karl Marx'ın kitapları, yani bunun gibi kitaplar hakkında en azından küçük küçük bilgileriniz varsa bu kitap sizin için çok daha anlamlı olur. Ama eğer bu söylediğim şeylerden %80 hakkında, yani %80 hakkında bir bilginiz yoksa bu kitap sizi çok zorlayabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Başkaldıran İnsan kitabını okuyarak Veba'ya geçerseniz bence Veba'yı çok daha iyi anlarsınız, ama bu konulara da altyapınız yoksa gerçekten Başkaldıran İnsan kitabı sizin için bir işkenceye dönüşebilir. O yüzden bu konulara altyapı oluşturduktan sonra ya da bırakabilirsiniz arkadaşlar bu kitabı. Bu arada buraya çok küçük bir Camus vs. Sartre incelemesi eklemek istiyorum. Sartre'ın Sartre şeklinde okunmadığını biliyorum. Lütfen bu konuda beni uyarmayın. Bunu kolaylıkla söylemek için böyle diyorum. Camus ve Sartre aslında başlarda arkadaştılar ve gerçekten birbirleriyle fotoğrafları da vardı. Fakat Camus Başkaldıran İnsan kitabını yayımladıktan sonra ve oradaki işte komünizm ve devrim düşüncelerini Sartre okuduktan sonra Sartre biraz Camus'den ayrılmaya başlıyor ve farklı konumlara ilerliyorlar. Hatta Camus bu konuda şöyle diyor arkadaşlar: "Hayır, ben bir varoluşçu değilim. Sartre bir varoluşçudur. Benim yayınladığım tek fikir kitabı Sisifos Söyleni'dir ve sözde varoluşçu filozoflara karşı doğrultulmuştur," diyor Camus. Yani kendisinin varoluşçu olduğunu kabul etmiyor. Bunu kesinlikle unutmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca Camus ile Sartre arasındaki bu kavganın bir sebebi de Sartre'ın Camus'ya şöyle demesi: "Ya şimdi sen Sisifos Söyleni kitabını yazmışsın. Tamam, Tanrı'yı ekarte ediyorsun. Tanrı'yı kabul etmiyorsun. Ahiret dünyasını kabul etmiyorsun. İnsan ve dünya baş başalığını savunuyorsun," diyor. "Ama şöyle bir sorun var," diyor.
Yani tamam bunları ekart ettin diyor ama zaten Yunan mitolojisi çok tanrılı bir mittir diyor. O zaman sen hem tanrıyı kabul etmeyip hem de çok tanrılı bir mitten yararlanmak senin için çelişki oluşturmuyor mu diyor. Bence Sartre bu konuda biraz haklı ama yine de bunu Albert Camus'nün saçma ve absürt felsefesiyle yine yorumlayabilirsek buna da saçma bir eleştiri gibi bir eleştiri getirebiliriz aslında. Ayrıca Sisifos'un ölüler dünyasında bu kayasını iteklemesi ve Sartre'ın da ya sen tamamen ölüler dünyasını böyle Sisifos mitini kullanıyorsun da sen zaten ölüler dünyasına inanmaman gerekir gibi bir düşüncesi de yine Sartre'a göre çelişki oluşturuyor arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi küçük bir alıntılarla yaşıyorum. Özeti olsun sizin için aklınızda bulunması gereken. Ben şimdi Veba kitabına geçiyorum yavaş yavaş. Bireysel başkaldırının vücut bulduğu ve Doktor Ryu adlı karakteriyle de gerçekten umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini ve bir salgın sürecinde de nasıl kurtuluş yollarına bakabileceğimizi anlatan güzel bir kitaptır aslında bu. Aslında Veba gibi bir kitabı okurken de şu noktalara bakmanızı tavsiye ederim. Mesela yaz kitabında dediğim gibi Camus doğaya, güneşe, ışığa böyle bunun gibi metaforları çok seven bir yazardır. Bu kitapta mesela dikkatinizi çekmesi gereken bir nokta Taru ile Doktor Ryu karakterinin bir ara böyle Veba'dan uzaklaşıp denize böyle kendisini güneşe vermesi, doğaya adaması, insanın dünya ile baş başalığını anlatması. Bir de Veba süresince böyle papazın işte bu bize Tanrı'nın günahıdır, bu salgın bize günahlarımızdan sonra verildi falan. Ya bunun gibi şikayetlerin de aslında bu yaşadığımız virüs salgınından da buna bakabileceğiniz güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun. Aynı zamanda devletin ve bireylerin veba süresinceki davranışlarını da anlayabilirsiniz arkadaşlar bu kitapta. Yani veba kitabını okurken vebanın yükselişiyle birlikte bireyin ve toplumun davranışlarının nasıl değiştiğini gözlemlemelisiniz ve Taru karakterinin, Doktor Ryu karakterinin ya da başka kitaptaki karakterlerin bu davranış biçimlerine nasıl baktığını gözlemleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi size madem Albert Camus'un 5-6 tane de tiyatrosu var, onlardan bir tanesini en azından önermek istiyorum denemeniz açısından ve bunu Veba kitabından sonra okumanızı öneriyorum. Çünkü Sıkı Yönetim adlı bu solumda gördüğünüz kitap direkt olarak vebanın aslında somutlaştırılmış bir kişiselleştirme hali diyebilirim. Yani Veba kitabında soyut bir virüs önümüze çıkarken Sıkı Yönetim kitabında somut bir virüs. Yani sanki bir insanmışçasına karşımıza tiyatrallaştırılmış bir virüs önümüze çıkıyor arkadaşlar. O yüzden en azından Albert Camus'un tiyatro metinlerinden de bir böyle tadım yapmak isterseniz Sıkı Yönetim kitabını da bu Veba kitabıyla karşılaştırma olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi videonun başında dediğim gibi Akira Kurosawa'nın Ingmar Bergman'a bu yolladığı mektupta insanın bebekliğinden çıkıp yaşlılığa gelene kadar bir çember çizmesinin şu an ortalarını da geçtik. Böyle iyice ilerlerindeyiz arkadaşlar yani. Bu kitabın da aslında ben bir dahaki önereceğim kitap ise Düşüş kitabı olacaktır bu kronolojide. Çünkü aslında biz Düşüş kitabıyla birlikte Kafka'nın Dava kitabındaki sanki bir ceza yargıçlığının, sorgulanmanın felsefesiyle birlikte Dostoyevski'nin de Yer Altından Notlar kitabında kendi kabuğuna sıkışmış bir adamın kendi düşüncelerini anlatmasını görebiliyoruz aslında. O yüzden ben bu kitabı küçük bir Kafka ve Dostoyevski toplamı, bir özü gibi görebileceğimizi düşünüyorum. Bizim hayatımız boyunca kendimiz için oluşturduğumuz çeşitli hedefler var, çeşitli başarılar var, çeşitli kariyer hedefleri var. Bunun gibi pek çok başarıya, güzelliğe, mutluluğa ulaşmak istiyoruz. Fakat bu kitaptaki karakter aslında kitabın başından da anlayabileceğiniz gibi sanki bir 50 katlı bir binadan aşağı düşerek ve buraya kadar her şey yolunda, buraya kadar her şey yolunda, buraya kadar her şey yolunda diyerek tam olarak yere düştüğünü bu süreçle birlikte bize anlatan bir adamdır arkadaşlar. Bu arada bu dediğim alıntıyı da La Haine filminde bulabilirsiniz. O yüzden kesinlikle size Düşüş kitabını Ingmar Bergman'ın aynı zamanda Yaban Çilekleri filmiyle de önerebilirim. Çünkü Ingmar Bergman'ın Yaban Çilekleri filminde de aynı bu şekilde geçmişini hatırlayan ve hafızasını canlandırıp da kendi davranışlarını yaşlılık bilinciyle değerlendiren bir adamdan bahsediliyordu aslında. O yüzden bu çemberin kapanma noktasına gelene kadarki son duraklarınızdan biri kesinlikle Düşüş kitabı olabilir arkadaşlar. Bende olan kitaplardan en sona da Sürgün ve Krallık. Fakat bu kitap beni çok etkilemediği için bunu mutlaka okunması gereken bir Albert Camus kitabı olarak göremiyorum. Fakat siz eğer bol zamanınız varsa tabii ki de çok detaylı bir okuma yapmak isterseniz bu kitabı da okuyabilirsiniz. Fakat ben size Albert Camus'un İlk Adam adlı son kitabından da bahsedip bu videoyu yavaş yavaş sonlandırma noktasına doğru, yani çemberi kapatmaya doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü demiştim ya arkadaşlar videonun başlarında,
Bir gün tersi ve yüzünü yeniden yazmayı başaramazsam hiçbir şey başaramamış olurum. İşte benim bulanık inancım demişti Albert Camus ve işte bu tersi ve yüzünden ilk adam kitabına gelene kadarki çemberin sonlanma noktası ilk adam kitabıdır ve ilk adam kitabında Cezayir'e dönen otobiyografik bir roman görüyoruz aslında biz ve bu otobiyografik romanda hem güneşin doğup battığını, Albert Camus'un serüveninin sonlandığını, hem coğrafi olarak Cezayir'den Paris'e, Paris'ten Cezayir'e ilerleyen bir adamın bütün hayatını aslında gözlemleyebiliyoruz diyebilirim size. Şimdi size bütün bu Albert Camus kitaplarını anlattıktan sonra ve farklı kaynaklardan bütün bu kitapları yorumlamamı söyledikten sonra iki tane alıntılarla yaşıyorum. VIP, özel premium, gold bölümünden bahsetmek istiyorum. Çünkü videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar çok sayılı oluyorlar ve bence bu kısımları çok daha fazla hak ediyorlar diye düşünüyorum. Videonun sonlarında iki tane kendi yorumumu getireceğim bu Albert Camus'un söylediklerine karşı. Birincisi şu olacak arkadaşlar, Albert Camus güneşi bir umut kaynağı olarak görüyor. Yani demiştim ya, kapkaranlık bir dünyada sızan güneş ve ışık delikleri olarak görüyor Albert Camus bunu. Fakat ben arkadaşlar bunu biraz değiştiğini düşünüyorum. Çünkü şu an mesela kışın bu videoyu çekiyorum ve kışında etrafımızda sürekli güneşin olması, bir iklim krizinin gelmiş olması, küresel ısınmanın gelmiş olması bence Albert Camus'un güneş felsefesini, yani güneş metaforunu kitaplarında bir umut kaynağı olarak kullanmasının biraz değiştiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu mevsim yağmur ve karın olması gereken bir mevsimdir ve sürekli güneş olunca, sürekli barajlardaki sular bitince bunun gibi bir felsefe umut kaynağı olmaktan çıkıp bir distopyaya doğru götürebilir bizi arkadaşlar. Bu benim tamamen dediğim gibi kendi yorumumdur. Katılırsanız katılmazsanız bu ayrı bir şey. Fakat ilk benim Albert Camus kitapları hakkındaki farklı yorumum bu olacaktır arkadaşlar. İkinci söyleyeceğim noktada bizim Sisifos gibi kendi kayalarımızı, kendi anlam arayışlarımızı oluşturmamız gerek arkadaşlar. Ben bu kanalda bugüne kadar pek çok kitap önerdim fakat bunların arasından çok çok özel ve onlara pozitif ayrımcılık yaptığım bazı kitaplar vardır. Videoyu buraya kadar izleyenler için söylüyorum. Ve bu kitaplar arasında size sadece 3 tane kitap önermek istiyorum. Bakın yüzlerce kitap okumuşumdur bugüne kadar fakat bu 3 tane kitabın yeri çok çok ayrıdır ve beni çok fazla farklı bir şekilde geliştirmiştir. Bunlardan ilki Proust'un Kayıp Zaman İzinde serisidir arkadaşlar ve Kayıp Zaman İzinde serisini okuduğunuzda aslında hayal kırıklıklarından, vasatlıklardan, insanların aptallıklarından bıkıp da kendisinde bilinç hiyerarşileri geliştiren bir insanın nerelere gittiğini görüyorsunuz aslında. Bir Bildungs romanı olduğu için, yani Almancasında bir gelişim romanı olduğu için Proust'un Kayıp Zaman İzinde serisi. Bunun gibi bir anlam arayışı, şimdiki zamanı bulma serüveni ve sanatla barışık olmanız açısından mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum bu serinin. Albert Camus'un Sisifos kayasını bulmasına karşılık bizim Sisifos kayalarımızı bulmamıza iki tane yardım edecek iki tane kitap da Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabıyla Rollo May'in Kendini Arayan İnsan kitapları olacaktır arkadaşlar. Çünkü Viktor Frankl İnsanın Anlam Arayışı kitabında kişi hizmet edeceği bir davaya ya da bir anlama kendini ne kadar çok adarsa kendini o kadar çok unutmuş olur ve kendisini de o kadar çok gerçekleştirmiş olur diyor Viktor Frankl. Zaten Auschwitz-Birkenau toplama kamplarında kalıp intihar etmeyip oraya dayanan ve bireysel bir başkaldırıda bulunan bir insandır Viktor Frankl. Yani Albert Camus'un bu bireysel başkaldırı ve intihar felsefesiyle çok uyum sağladığını da söyleyebilirim. Aynı zamanda Kendini Arayan İnsan kitabında da gerek Dostoyevski, Camus, Kafka, Nietzsche kitaplarının nasıl yorumlandığını görebilirsiniz. Bence sırf bu yüzden de çok değerli bir kitaptır ama aynı zamanda insanın şimdiki anın canlı farkındalığını sağlaması ve herkesin kendini aradığı bu dünya serüveni içerisinde kendi benlik bilinçlerini oluşturması açısından da çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu da bu videonun bu kısmı da kendi Sisifos kayalarımızı bulabilmemiz için alıntılarla yaşıyorum. Özel VIP Premium Gold bölümüdür arkadaşlar. Evet, size bu videoda Albert Camus'un bugüne kadar okuduğum bütün kitaplarından bahsettim. Şu an yanımda sadece bu kitaplar bulunuyor fakat dediğim gibi defterleri var, Düğün-Bir Alman Dosta Mektuplar var, Sürgün ve Krallık var, yani denemeler var, tiyatroları var, bunun gibi farklı farklı kaynakları ve deneme metinleri, kurgu dışı metinleri var Camus'un arkadaşlar. O yüzden sabitlenmiş yorumda çok detaylı bir Camus okuması yapmak istiyorum diyenlerle böyle en önemli kitaplarını okumak istiyorum diyenler için küçük küçük listeler hazırladım. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izleyenler varsa kocaman teşekkür ediyorum. Bu videoya hala beğeni atmadıysanız lütfen beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim. Albert Camus kitaplarıyla kalın arkadaşlar ve videonun en sonuna doğru da bu videonun en başında söylediğim, yani
bir gün bu videoyu çekmezsem hiçbir şey başaramamış olacağım gibi hissetmiştim kendimi ve şu an bu çemberin kapandığını tam olarak söyleyebilirim videonun başında dediğim gibi. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.